Ozan Yılmaz'la beraberiz. Evet, buyurun efendim. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Yeni mekanımız. Mersi efendim. Mekanımız diyorum dikkatince. Evet, bu önemli. Evet. Çok güzel oldu yalnız. Evet. Vallahi ışıl ışıl. Yani benim şimdiye kadar gördüğüm tatucuların içinde. Çok mersi. Zarafetiniz dillere destan. Böyle buluşacaksak devam etmeyelim. Bence de. Kendini tanıtsana, bir kimsin, nesin, ne yapıyorsun? Valla bilen biliyor Bahadır'cığım. Single'ım çıkacak falan. Yok canım, daha değil. Çıkacak. Single'ım. Ozan çıkar. Çok eski müzisyen. Tabii biz oradan tanışmıyoruz ama. Evet. Dövme yaparken tanıştık. Yaklaşık ama... 4 senedir falan tanışıyoruz değil mi? Tabii. Gece 5 yaşındaysa 1 yaşındayken tanışmıştık. 4 sene oldu. Peki. İlk soru. Kaç dövmen var toplam? Abi sayalım. 1. Senin yaptıkların mı? Yok, senden toplam, önce... toplam. 1, 2, 3, bacakta var, 5, 6, 7, 8. 8 mi? 8. Az mı? Senden fazla değil. Yok, 8. Ben kaç tane yaptım? 1, 2, 8, 3, 3. 3 tane mi? 3 tane, evet. Az yapmışım. Evet. Söylüyorum. Yazıklar ben sana. Yazıklar olsun sana. Söylüyorum, yapalım diyorum. Yok diyorsun olsun. Ben üç bir daha yapmam sana. 3 tane yapmışım ya. Öyle. Yani yazıklar olsun. Enteresan. Yani böyle bir garip bir şey var aramızda. Ben anlayamıyorum. En çok senin hangi dövmeni beğeniyorlar insanlar? Şuna takılıyorlar direkt. Göstersen şöyle. 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 Ben durma. Böyle. Ne yazıyor? Gece yazıyor. Gece. Ben yaptım biliyorum da yani, yani insanlar için. İnsanlar. Oğlumun adı. Gece. Enteresan bir isim var. Şimdi ikincisi yolda, ona bir isim var. Cem tabii. Cem. Yani bir zahmet artık benim. İlk ismi. İsmini bulduk. Cem. Yani ben buldum. Yok, ilk ismi Ulaş olacak. Gerçekten mi? Evet. Çok seviyorum. Çok da yakın bir arkadaşımın adı. Şurada Deniz Gece ya. Deniz, Deniz Gezmiş'ten geliyor evet. Zaten. Bir de Ulaş olması Bardakçı'dan. Lazım. Ulaş Bardakçı'dan. Ulaş olacak. Nefis yalnız ya. İşte Ulaş bir şey ama o bir şeyi daha henüz tam bulamadık. Ulaş bir şey Yılmaz. Ulaş Cem Yılmaz bence çok güzel. Şey var, konuyu dağıtmayalım. Gökyüzü. Direkt adı Gökyüzü. Evet. Gökyüzü Ulaş bence gökyüzü. Koymayın ya. Olabilir gibi geldi. Yani sadece öyle bir, güzel bir şey denk geldi ama daha çok şey var. 4,5 ay olduğu için. Ama bu güzel bir mevzu. Yani çok standart. Ahmet, Mehmet işte. Yok. Farklı olsun abi. Evet işte. Yani, Ozan, Cem. Biz normal yani. Yani. Normal yaşamadığımız için bizde. Evet. Aslında biz, normal ama sizsiniz de. Yani normal, evet biz normaliz aslında da. İnsanlar tuhaf karşılıyor. Çok tuhaf. Yani rahatız. Çocuğu rahat yetiştiriyoruz. Devamlı oraya buraya gidiyoruz bilmem ne falan, insanlar bir garip bakıyorlar. Yani aslında şey de mesela, o çocuğun saçı uzun, niye uzun falan. Ya evet. Erkek çocuğu uzun saç mı olur? Merhaba. Yani. Yani benim de saçım. Senin de saçın bak, örgülüydü. Örgülü ve uzundu yani sonuçta. Yani bu klişeler çok yanlış. Bu klişeler çok yanlış. İnsanlar hala ataerkil aileden geldiğimiz için. Bu çok sıkıcı bir şey. Biraz şey yapıyor işte. Şey olmaz işte, vitamin alamaz çocuk ya, saçla ya, vitamin ne alakası var? Ya mı kaldık ya? İlla bir kestirme şeyi var ya, kestin ya, yok arkadaş. Hep uzun böyle teksikleştirme yani. Çok yanlış. Ya, Allah'tan okullarda serbest kaldı. Öyle yoksa mi? Yoksa benim de çocukken hani gecenin yaşındayken benim de uzundu. Gece kadar uzundu benimki benim saçlarda ama işte okul zamanı gelince mecburen kestirmek zorunda kaldık ama gece de öyle bir şey olmayacak. İyi güzel sevindim. Yani okulda sıkıntı olmayacak. Yani sonuç olarak uzun saçlı bir şekilde Cem olacak. Niye diye yaptıracağım yemin ederim. İlk haberi aldığımdan beri diyorum. Evet. Diyorum ki erkek olacak Cem Koyun. Demedim mi? Evet, yine erkek oldu. Yine erkek yine oldu. Erkek. İkincisi de erkek. İkinci, hatta üç. Üç erkek. Yani, evet, bir tane daha. Üç erkek. Bir tane de İsviçre'de var oğlumuz. Evet. Üç erkek. Çok güzel. Üç erkek. Onun için üç erkek ev oldu. Game of Aydın'a. <Aydın. gülüyor> Game of Aydın'a. Tamam, damarınıza basmayacağım artık. Yani. Güzel. Hadi beni basıyorsun da Yeliz'i hayatta Yeliz'i dememek. Yeliz'i, evet. Yo, o da artık hamile şey yaptı. Şimdi var ya, onu o yüzden evet. Programı zaten alamam. Burada kan çıkar. Yani şimdilik iyi ama. Bir şey gayet böyle. İyi gidiyor.
Peki başka ikinci en sevilen. Şunu çok seviyorlar. Benim de Instagram'da evet, tabii ki şu olduğu için. Gecenin portresini çok seviyorlar. Evet. Şimdi artık bir tane de yeni doğacak. Şimdilik Ulaş diyelim. Ulaş. Ulaş'ın da bir tane yapacağız. O da biraz hani yüzü belirginleşsin falan. Tabii tabii. Daha ondan sonra. Bu şey olsun. 2,5-3 yaşında falandı. Değil mi? Evet. O dönemde çok şey yani iyileştiğinde de bence fena kalmadı. Güzel yok yok çok güzel tam oturdu yani. Aynen çok güzel oldu. Orada bir portresi var koyabilirsem koyarım oraya. Evet, fotoğraf. Şöyle evet. Göstereyim ama orada fotoğraf olarak orada var zaten onu koyarsın. Aynen. Şunu düzelttirmemiz lazım. Güzel aslında lazım. İşte bu güzel gezi ama döneminde çiçek atan penguen var evet ya. Çok tatlı da ben yapmadım. Evet ama bir işte, biraz bozuldu ve şey hani lazım, o dönemde şöyle bir şeydi. Dövmeyi yaptırdıktan hemen ertesi gün ben salak gibi denize girdim. Estağfurullah. Ve şey o kabuğu elimle soydum. İşte bunlar olmaması lazım. Evet. O olmaması ama neden normalde öyle bir şey yapmam yani bu ilk dövme de değil. Olsun. Ama öyle olsun bir yani, dangalaklık yaptık işte. Estağfurullah. Ya bu hatalar hı oluyor yani olur dövme de oluyor. Bu arada dövmeyi de ben de bakım videosunda kaçıncı bölümde 9. bölümde böyle uzun uzun anlatıyorum. Şöyle yapın böyle yapın. Ben tabii ki öyle anlatacağım titizlikle de yani o kadar da ömür boyu kalacak bir şey. Daha neler görecek o dönem. Yani. Çok da pimpirikli olmamak lazım. Söyleyeyim. İşte buna bir düzeltme. Rengini biraz düzeltme falan. Peki şey diyen var mı? Aa ne ya. Herhangi bir dövmen için. Yok. Hatta şöyle bir şey. Şimdi bu ses için özür dileriz. Bizden gelmiyor. İşte 2 sene önce istifa edip ayrıldığım bir şirket de vardı. İşte orada muhasebe finans çek konuşuyoruz. Muhasebe finans evet, biraz işte muhasebe falan sorumluluğu yapıyorum ama patronlar tamamen benim aksi düşün yani bizim aksi düşüncemizdeler. Yani laf ettiler mi? Verdikleri oylar falan tamamen ters bize. Olabilir. Orada şey ya adamlar hiçbir şey söylemiyor. Aa o ne falan. Yani bazıları da anlamıyor zaten. Hani bilen biliyor sadece. Penguen'i mi? Penguen'i. Onun için yani bu gezi sembolü oldu artık. Evet, yani ben zaten onun için yaptım. Çiçek artık. 21 gün boyunca ben orada kaldım. Yaptırayım abi onu da yani. Bence çok tatlı bir sembol. Çok çok tatlı bir de yani. Sempatik. Öyle evet, böyle evet, çok şey şirin. Değil, böyle şey değil ya. Agresif bir motif de değil. Değil yani. Çok tatlı bir şey. Evet. Çok severek yaptığım bir şey. Yıkacaklar başımıza evet, yıkacaklar. Maalesef üzgünüm yani. Yayın ortasında gider birazdan durur. İnşallah, İnşallah durur. Durmazlarsa da. Durmazlarsa da gider basarız. Gider bas. İyi peki. İnsanlar acaba neler merak ediyor başka? Abdest geçiyor mu? Abdest geçiyor mu? Ya onu bana sorma. Onu bana sorma. Ben geçiyorum. Ama geçmiyor. Şey ben abdest geçiyor, geçiyor. Geçer tabii ki. Geçiyor. Yani neden geçmesin yani? Sahilden. Sonuçta çok kötü bir espri çıkalım. Bu evet kapı evet kapıdayı görüyorum ben. Ben ya bu espri yapıyorum bir de şey yapıyorum. Abdest, akbil hepsi geçiyor. Cash, kredi kartı. Kötü espriler. Ya bu arada bak hiç cevap bile vermiyorum. Tamam sakin ol. Kimsenin şeyinde inancında falan değiliz yani. Herkesin inancı farklı. Aynen. Bizim de ne inançta olduğumuzu bilmiyorsunuz. O yüzden o anlamda demiyorum da artık bu sorular gerçekten yani 2019'dayız. Yani uzay çağı, teknoloji çağı diyoruz. Abdest geçiyor mu? Ya abdest geçiyor arkadaşlar. Tabii ki geçiyor yani, ya. Hava alması orası şey, çürür. Onu söyleyecektim ben yani. Burası hava almasa, su geçmese üstünde buraya. Üstünde yara çıkıyor, sivilce yani, çıkıyor, iyileşiyor. Yani böyle olmaz abdest geçmese. Yani çürür bir kere. Abdestteki mevzu temizliktir. Temizleniyor aynen tabii ki yani. Yani. Derine mi nüfuz edeceğim diye Cem Yılmaz'dan espri çalalım. Yani o artık istediğin yeri temizleyebiliyorsun. Sadece en alt yani şey bir alt tabakada kalıcı olmasının nedeni orayı zaten abdestle temizlemen mümkün değil. Yani. Yani. O oraya orayı temizleyemezsin. Öyle bir şey yok yani. Ancak Michael Jackson gibi şey yapacaksın. Derin nakli falan. Yüzdüreceksin. Aynen. Ya da işte 5 vakit operasyon geçireceksin. Falan. Her namazdan önce orayı kazıtman aynen lazım. İşte falan. Yani onun gibi bir şey. Ya gerek yok böyle şeylere lütfen. Bir de araştırın. Tabii kulaktan evet dolma bilgilere gerek yok. Peki. Hiç gerek yok. Sonra çok acıyor mu diye soruyor. Ha evet çok acıyorum. Ya bir dakika ben söyleyeceğim ya. Ozan'la artık arkadaşız zaten. Hatta çok yakın arkadaşız. Bilmiyorum bence öyle. Yazıklar olsun sana. Burada beni yalnız bırak. Dediği lafa bakar mısın yani? Hani söylemek bunu bile saçma hani da insanlar bilmiyor bizi. He, Allah Allah. Tamam. İnsanlar bilmiyor bizi. O zaman şey ilan edelim. İlan edelim. İlan ediyoruz aşkımızı. Ya
Ozan'a dövme yaparken hangisindeydi hatırlamıyorum. Şunda. Uyudu ya. Onda mı uyumuştun? Hayır, sen? Şunda uyudum. Gecede uyudum. De uyudun sen. Gecede de uyudun. Ben hatırlıyorum. Pozisyonu bile hatırlıyorum. Abi ben uyurum. Ben uyurum. Her türlü adam uyurum. Yayıldı. Ben yapıyorum dövmeyi. Bak normalde iyi misin diye 10 kere sorarım ya insanlara. Beni bilen biliyor. Nedeni bayılma riski var diye. Çünkü kendini kasarsa bayılır. Acıdan dolayı değil. Adam uyudu. Diyorum Ozan ilk başlarda dedim. Ozan iyisin değil mi? Böyle iyiyim iyiyim. Diyorum acaba tansiyonum düşüyor adam. Adam sonra anladım. Uyuyorum ya dedi. Ha, esniyor falan böyle. Abi uyuyor. Abi adam gerçekten uyudu ya. Abi böyle. Ya çünkü şöyle. O dönemde çok yoğun çalışıyordum. Ya bırak. Ya uyumaya mı geliyorsun? Dövme yaptırıyorsun ya. Adam. Oğlum arada uyurken çıksın dedim işte. Allah Allah. Adam iki işi birden yaptı ya. Kullandım yani, beni. Şeyde çok şey. Şeyde çok şey yapıyor. İğrenç oldu da. Parmaktaki yapılan dövmelerde acayip bir acı hissediyorsunuz. Evet. Ama ben hissetmedim. İşte sende de sıkıntı var. Yani tamam. Ya benim elim hafif falan. Acı tamam, acı konusunu yani benle sen konuşmak yanlış çünkü evet, ben anlamıyorum. Mesela bende de parmak var. Aynı yerde ikimizin de dövmesi. Benimkisinde yani aman tanrım ya çok acıdı. Parmak gerçekten çok acıtır. Hele büyük herkes bir şeyse. Aynı şeyi söylüyor. Küçük bir şeyse çok sorun değil bu arada ama yani 8 parmağımı da yaptırdım mesela. O da 4 parmağım da var. 4 parmak acıtır. Ama işte mesela hep o yüzden diyorum insanlara. Kişiden kişiye göre acı değişir. Acı eşiği yüksek acı olanlarda şey tamam bende yüksek demek sıfır hiçbir ya, şey ya adam hiç acı hissetmiyor ya. Ya ben hiç hani bir de diyor ki Bahadır. Oğlum bak çok kötü acıyacak. Bak acayip acıyacak. Acayip acıyacak. Yani diğer yaptırdığın dövmelere benzemez işte ben yaptırdım böyle oldu şöyle sonra oldu. Adam böyle. Hadi abi bitir de gidelim falan oluyorum. Yani gerçekten öyle çok hiçbir şey hissetmiyorum desem yeridir yani. Bu güzel bir şey tabii senin için güzel keyifli. Ama işte acı eşiğine bağlı değişiyor. Tabii bazısı da var mesela. Dövme yaptırmaya gelmeden bayılıyor. Önce işte şöyle birkaç kere iğne batırın bakalım ne kadar acıyor. Saçma olma. Yapar insanlar yapma böyle şeyleri. Onun ne oldu biliyor musun? Ya gerçekten böyle saçma şeyler söylememek lazım kesinlikle aslında burada. Çünkü şöyle bir şey var. Bir keresinde bir şey var. Yatıştırıcı bir ilaç vardır. Herkesin bildiği bir ilaçtır. İsim niye vermiyorsun? Reklam olacak diye. Tamam. Xanax. Yok hayır. Xanax falan değil. Daha hafifi. Ha tamam. Pasiflora mıydı? Öyle ha, bir şey var. Pasiflora diyoruz. Tabii. Artık gecenin böyle uyumadığı dönemlerde Yeliz artık uykusuzluktan şey böyle ölmek üzere falan. Şey dedi, ya kendim de pasifidrol alacağım, çocuğa da vereceğim pasifidrol, uyuyacağız anasını satayım. Hani hamilelik uyuyamıyorsun ya birkaç dönem hani işte 2 sene falan zor. Kaç dönem dedi 2 sene. E tabi abi işte o işte emzirme dönemi bilmem tabii ne falan filan. Ya çok zor dönem ya. Zor bir dönem yani uyumuyor yani nasıl uyuyor uyanıyor uyuyor uyanıyor. Çok berbat bir dönem oluyor. O dönemde böyle bir şey söylemişti Instagram'da. Sonra herkes. Ya şöyle mesajlar geliyor. Pasiflora'yı nereden bulurum da benim de aynı problemim var. Ya dedik saçmalamayın ondan sonra hani böyle bir şey yok. İnanmayın böyle bir şeylere. Şakaydı o. İşte böyle de sıkıntılı onun için bir şey yani böyle bu. İğne falan batırıp ama da gelmeyin yani. Ya ben de öyle diyorum. Bazen işte dalga geçiyoruz falan filan. Arap sabunu falan hani sürülmez tabii ki dövmeye. Bunu söylemeye gerek yok abi. Ama böyle şaka olduğunu şaka şaka falan demek lazım. Ya mesela şey vardır ya böyle ters bir espri anlayışı. İngilizlerde genelde vardır. Dersin ya mesela, sen oraya çamaşır suyu sür çok güzel olur. Ya bu tersini diyorum aslında, dalga geçiyorum. Hmm. Düşünüyor gerçekten çamaşır suyu süreyim mi sür? Yani şey gibi yani böyle Pikachu olmaya çalışan çocuk atlamıştı ya. Tabii ki o trajik bir şey de yani. Gerçi çok espri yapıyorlar. Ama ya onun gibi bir şey ya. Yani bu şaka şaka demek lazım. Şaka şaka sakın. Evet. Sakın yapmayın. O yaptıktan öyle söyledikten sonra aman abi. Diyeceğiz. Aman aman. Bir de geniş kitleye ulaşıyorsan, hadi ben ulaşamıyorum da siz. Bilmeyenler vardır, fenomen eşi. Yalnız fenomen demiyorum sana. Fenomen eşi. 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 Eş durumundan fenomen o da. Ooo sertifikleniyorum yalnız. Yok. Ya hayır, kahvede okey oynayanların yancısı muamelesi yapıyorsun bana. Tamam mı? Evet, evet öyle yalnız. Ya şimdi ben, ama ben yancı rakamlarla yapıyorum. Konuşacaksak falan diyorum. Yani. Seni direkt yok satıyorum şu an. Fark ettim. Yok saçma. Saçma. Yancı olarak geldin saçma zaten. Saçma. Benden yine fazla takipçi. Yok değil be aynıdır. Fazla. Aynıdır be abi. Senin 19 bin falan mı? Değil be abi nerede? 10 bin küsür hatta. Harbi mi? Benim 11 bin oldu canım. E tamam geç, bak geçmişsin bile. Ben ya böyle. Oğlum sen ayda bir tane fotoğraf yüklüyorum. Bu arada hiç umurumda işte değil biliyor musun? Yani gerçekten hiç bakmıyorum. Zaten bütün bildirimler kapalı.
Ki ben hani fenomen falan asla değilim. 10.000-11.000 takipçi. Yani eşi geliş kaç? 300? 390 bin falan. Falandı. 400'e yani. 400 yani 400'e yaklaşmış. Falan yaklaşmış yani. İşte. Allah sabır versin. Ya yani ben o şey. Hani 10 şey yapıyorlar ben ona hani 10.000 işte mesaj atıyorlar işte görmüyor musun falan diyor. Yeliz abi, ne yapsın? Abi. Bir de öyle şey yapıyor. Direkt mesaj atıyoruz görmüyorsun. Bak beterin beteri. Ben mesela anlıyorum Yeliz. Çünkü yani bana bile yani günde yaklaşık 100 mesaj bazen 200-300 bu dönem daha fazla. Gerçekten geliyor bu arada. Gerçekten geliyor. Ama hiçbiri yani dövmeyle alakalı ama bazen saçma sapan bir şey de geliyor. Ve mesela fiyat diye de geliyor. Fiyat soru işareti falan dalga geçer gibi. Zaten onların hepsi dövmeye gelse şu an burada olmazdık. Yani. Burada niye kamerayla uğraşıyorsun? Miami'de. Miami'de muz. Muz yalnız böyle yiyorum. Miami'de muz. Nasıl fanteziler? Üzüm o. Bana üzüm. İşte ne bileyim diyor ki işte şu böyle rahat fenomenlerde falan. Yani herkes aile değil. Mesela Yeliz'i tanıyorum ben. Yani Yeliz öyle değil. Hani öyle samimi, içten ya zaten öyle insan. Olmayınca fenomen ya şöyle söyleyeyim fenomen olmak istenilirse eğer bu geçici oluyor zaten. Evet ya yani amacın oysa. Amacın sıkıntı. Oysa ama sen evet. Zaten doğal akışına bıraktıysan doğal olarak fenomensin. Gerçekten öyle. Ya fenomen çok komik bir kelime geliyor. Ya yok bence fenomen doğru. Doğru kullanışı doğru. Komikliği şeyden geliyor sana. Diğer fenomenleri görünce. Ya evet. Sen onları boş ver. YouTube'da da bana diyorlar ki mesela YouTube'a takmıyorlar. Ya benim yaptığım içeriklere bak. Yani çok iyi diye demiyorum ama hani belli bir düsturu var. Bir amacımız var. Ha bir de slime bir de ona bak yani. Koşuyor falan kamera kafa atıyor falan yani. Ya zaten bizim amacımız böyle bir şey olsun diye evet, değil. Evet o yüzden zaten. Kavrama takılma. Fenomen diye hepsi çöp değil abi. Biz gibi insan ikisi yok, de çok kendiliğinden farklı. Olan bir şey zaten. Hani istenilen aynen. Bir şey değil. Hani biz böyle aa bak böyle bir şey olursa böyle bir şey olur falan. Hiç yani umursamak da değil. Abi oldu. Akışına oldu bırak yani. Yani. Oldu yani, ve hala aynı devam ettiği için evet. De sürekli devam de artıyor yani. Zaten. Evet, çünkü aynı devam. Aynı devam. Ve gelen insanlar da yine aynı şekilde. Aynen, yeni takip eden insanlar da aynı şekilde. Çok, eskiden ne görüyorlarsa şimdi de aynı şeyi görüyor. Çok tatlı bir şey. Evet. Yani bu güzel bir şey. Yani Yeliz mesela hala huysuzluğunu koruyor bazen. Çok güzel bir şey. Yani kimseye aman ver. Eyvallahı yok. Ha, o çok önemli. Bana da öyle. Yani. Diyor yani müşteri falan geldiğinde de bana öyle. Yok ben A ise A, 2 ise 2. Yani. Niye ben yanlış bir şey diyeyim? Prensiplerimi bozmam. Bir de bir yerden para sonra şey oluyor. Kadına. Yani o takipçi sayısı yükseldikçe bazı şeyleri söyleyememe durumlarına giriyorlar insanlar. İşte bu çok yanlış. Tamam o yanlış. Yani. Tabii ki biraz yani törpülemek mi denir ama iyi anlamda. Kimse ama şimdi törpüleyecek var, törpüleyemeyecek var. Yeliz hayatta törpüleyebilecek bir insan değil. Evet. Neyse odur yani. O yüzden o zaten yani. Yeliz'le anlaşıyoruz. Arada evet. Didiş sektör. Olsun biz de yapıyoruz. Aynen. biz de yapıyoruz. Ama biz de böyle abi. Sen de, Yeliz de, ben de. Yani böyle gerçekten abi, ben susan insanlar abi. Değiliz yani. Abi ben susan sen, adam. Sen susan adam mısın? Ben hiç görüşmem. Yalana bak ya. Nasıl yalan? Sen nasıl bir yalan? Ben her şeye eyvallah diyen bir adamım. Hayır sen uyumlu bir adamsın. Tabii ki. Hani böyle. Tamam. Ama i̇şte, susan adam değilsin. Hakkını ya, koruyan bir adamsın. O başka yani. Bir şey ama yani... genelde eyvallarımdır yani. Ya o başka. Ama hakkımı şey hakkımı yapmak yedir, değil bu. Gasp ettirmek değil. Sadece insanları değil. Kırmamak, uyumluluk falan o aynen. Çok güzel bir şey. Ben de çok yok. Yok ben sevmiyorum öyle. Evet. Çok yani. Çok olay çıksın ben de istemem. Aynen de yani susmak başka bir şey. Susmak böyle ezilmek falan. Bence öyle bir adam değilsin hiç öyle demesen. Yok canım uyumlu o, bir adamsın. O farklı bir mevzu evet. Zaten. Hani o biraz hani ezikliğe falan giriyor. Aynen. Veya yaşantı tarzı da değiştirir insanı. Kesinlikle tabii. Ne yaşıyorsun, ne iş yapıyorsun. Kimlerle yaşıyorsun o önemli olan. Vakit geçiriyorsun. Dövmeye dönelim hadi. Dövmeye dönelim. Başka? Şimdi. Ne demek istersin insanlara? Ya da bir önerin var mı? Valla dövme yaptıracak olan arkadaşlar varsa yer belli zaten. Onun için bir şey söylemem. Ya hayır onu demiyorum oğlum ya. Reklam. Tamam kes oğlum. Keseceğim burayı. Tamam. Ya. Allah'ım. Hayır şey dediğim şey şu. Mesela bir önerim var. Mesela şey var. Okey. Geliyor buraya mesela. Ya benim de işte çocuğum var. Çocuklu baba dövme mi yaptırır falan. Mesela. Yok hayır öyle bir şey yok. Burada. Yok. Diyor ki mesela. Yani. İlla bütün dövmeliler 18 yaşında sanki.
Yok abi, yani dövmek geldik, kalıcı bir şey zaten. Geldik yani diyor işte 40 yaşına falan. Bu arada benim 75-80 babana yaptı. Babama onu söyleyeyim işte. Babam annem. Annene yaptı. Evet. Kaç yaşlarındalar ayıptı söylemesi? İşte babam 56 doğumlu. Annem 59 ha, doğumlu. Hesaplatacaksın yani ya. İşte ben öyle şey yapıyorum yani. 63 falan yaşında gibi. Babam. 60 işte. Ha, 56 doğmuş, 63 yaşında. 50, şey annem 60. Baban 60. Babam 63 yaşında. Yani. Ne zaman yaptı? Geçen sene yaptırdık. Yani bir sene falan oldu. Tabii. Sene. İşte yani, babam var bir kere kafadan. Yani babam, o da baba, annem, dede o da yani. Dede hatta yani. Falan. Dede oldu ondan sonra dönme. Çok yanlış bir şey bu ya. Çok yanlış. Bana daha da yaşlılar da geliyor. 75-80 yaşında gerçekten yani geliyor ve çok güzel bir şey. İnsanların böyle hayat enerjisini sömürüyorlar ya. Yok yok. Sen dedesin, sen babasın. Yok 40 yaşındasın, 60 yaşındasın, utanmıyorum. Yok bunun yaşla falan bir alakası. Ayrıca utanılacak bir şey yapıyorsun sanki ya. Sen çok güzel yani bir şey yapıyorsun, estetik bir şey. Sanki yani adam bıçaklıyorsun yani. Ya hayır, şimdi şöyle bir şey var. Aslında hemen hemen aynı şey. Atıyorum işte 50 yaşına gelen kadınlar, hı-hı, gidiyorlar estetik yaptırıyorlar, hı-hı, ve bunu kimse ayıplamıyor. Daha hoş görünmek için, hı-hı, daha yani... Ayıp da değil. Ayıp değil, bir şey değil. Evet. Ama dövmede... Ama 50 yaşındaki kadın gelip dövme yaptığı zaman o ayıp oluyor. Neden? Ben onu anlamıyorum abi. Ya da mesela ben şeyi de anlamıyorum. 50 yaşında bir kadın, ki büyük ihtimalle Yeliz de öyle olacaktır, saçını kızıla boyatıyor ya da maviye boyatıyor. Hı. Yahu sana ne? Öyle istiyor. Abi öyle istiyor. Yani bunu 18 yaşında yaptığı zaman özenti mi? Özenti oluyor. Ya ben onu anlamıyorum. Evet abi. Bunun bir yaş şeyi mi var abi? 18 öyle, yaşında aynen yapıyorsun, özenti oluyorsun, 50 yaşında yapıyorsun, ayıp, ayıp oluyor. Abi. Ne zaman yapacaksın? İşte 30 yaşında yapacaksın. 30-35. Ama bir aralık var. Orası da sakat. Orada tam böyle baba olma zamanındasın yani, evlenip yuva kurma. Sen, ne abi, zaman peki? Yani bir senesi var mi bence? Tam bir sene. Böyle tam 27 yaşında yapılır. Bitti. Hadi anlaşalım diye böyle. Hayır şey var ama bu çok büyük bir problem var aslında. Hala devam ediyor ama bunu kırmak gerekiyor. Evet. İş yerlerinde özellikle dövmeye vesaire. Ama onda tarzında izin verilmiyor. İnsanların elini şeye atması lazım, vicdanına, bir yerine ya da neresine atıyorlarsa. Çünkü bugün de mesela sanırım yaptığım kişi bir öğretmendi, tam hatırlamıyorum. Sürekli öğretmene, avukata, doktora, bir sürü mesleğe, memura, bankacı yapıyorum tane. Ve insanlar kendi hakkını savununca gık çıkmıyor. Savunmazsan dersen ki o zaman sonra. Ama bizim Türk toplumunda bu var. Yani çünkü şöyle bir şey, insanların bir geçim derdi var. Evet, ve bunları o eyvallah demek zorunda bırakıyorlar. Evet, o da onların o ayıbı işte. Onların ayıbı zaten o. Ve bunu kullanıyorlar. Evet, patronlar bunu kullanıyor. İnsanlar da yazık şunu düşünüyor, işimden olacağım. Hayır şunu bilmiyorlar abi, çok pardon. Şunu bilmiyorlar. Herkes yapsa. Eğer benim çalışanım kendini mutlu ederse benim daha işimi mutlu, daha iyi yapar. Bunu zaten anlasalar böyle mi olur yani? Ya abi ben şey yani tamam, herkes sever sevmez işte. Sevmemesi başka bir şey. Hayır şey, birisinden örnek vereceğim de. Verme. Yani Türkiye'de gerçekten hani Türkiye'de gerçekten hani iş yeri olarak çalışılabilecek birkaç yerden bir tanesi bu, hani işte televizyonları var, yarışma programı en iyi olan var ya. Ben bilmiyorum şu an. Ha evet o. Tamam işte o. Ondan sonra onun şirketinde çalışanlar mesela söylüyorlar. Abi diyorlar yani çok rahatız yani diyorlar. İşimizi daha çok yapıyoruz. Çok merak ettim kim, niye bu kadar sıkıntı? Ya Acun Medya'dan bahsediyorum. Ha, benim manyak dün buradaydı ya. Ali'ciyim benim. İzliyorsan sevgiler. Ali benim canım ya. Onun Acun Medya'dan kaç kişiye dövme yaptım ben. Ve yani çok çok rahat adam. Ya çok çok rahat. Çok, çok İstediği rahat zaman gidiyorlar işe. Evet. Bir giriş çıkış saatleri yok şimdi ya. Şimdi önemli olan Acun'un ama daha çok iş yapıyorlar. Farkında evet. Daha çok çalışıyorlar ama aslında mutlular. İşte bu çok önemli. Mutlu yani oldukları için daha iyi. Bu çok önemli. Yani her şey de öyle. Sokakta gördüğün insan da öyle. Sen onu mutlu edersen sen de mutlu olursun. Bu karşılıklı bir şey. Yani. İşçi de öyle. Her zaman böyle. Ama patronlar bunu anlamıyor işte. Patron değil, yani çalışan da anlamıyor ki. İşçi de öyle. Yani sokaktan geçen herkes birbirini ezme ve mutsuzlaştırma derdinde. Kimse de ben şey demiyor mesela, ya Ozan sakalın ne kadar güzel ya. Kimse bunu demiyor. Hatta dese ne bileyim ona gay diyebilir. Kadınsa affedersin yollu diyebilir. Aynen. Ya da arkadaşsa ne bileyim yazıyor mu bana bir şey. Güzel bir şey denince Türkiye'de ayıp. Abi o noktaya getiriyorsun. Ve kimse mutluluk veremiyor böylece. Ya kimse samimi olamıyor. Çünkü gerçekten çok büyük kalıplarımız var. Ve kırılması lazım bunlar. Eskiden böyle değildi ya. Mesela bak şu vallahi an. Eskiden böyle şu an bu kalıpları mesela kıranlardan birisin sen de. Yeliz de öyle.
Ben de yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Kırılması lazım. Ben çalışan biri olduğum için evet ben bu kalıbı kırdım. Yani iş yerinde de ben böyleydim. İşte örgülü saçlarla gidiyordum. İşte dövmelerimle gidiyordum. Evet. Muhasebe ve finans sorumlusuyum. Bankalarla görüşüyorum vesaire. Yani. Ama işimi yapıyordum arkadaşım. Yani bu dövme yaptırmam, işte saçımın uzun olması, işte örgü olması, şöyle olması. Yani halkın dediği gibi marjinal bir halle iş yerine gidince İşimi yapamıyor değilim ki. Daha rahat. Tam tersi daha rahat yapıyorsun. Daha rahat yapıyordum. İnsanlarla diyaloğum da öyleydi. Yani bankacılarla konuşup vay falan diyorlardı. Yani vay dedikleri şeyden değil. Yani iyi olmuş, güzel olmuştan değil. Bunu yapabilmişsin. Onların da hoşuna gidiyor ve onlar da istiyorlar aslında. O yüzden ama yapamıyorlar. Yani hiçbir bankada yapamıyor. Kendinden taviz vermemeli bence. Tabii ki maddiyat çok önemli ama maneviyat her zaman daha önemli. Abi, ve kendine böyle ket vura vura mutsuz bir hayat sürüyoruz. Yapmayın, etmeyin. Yani işten çık, eve gel, evde huzursuzluk. Ondan sonra işe git, her işte yerde huzursuzluk. Olmaz. Ülke bundan evvel ya, zaten. Çalışan insanlar için şu geçerli. Ben işte 10 sene finans uzmanlığı yaptım zaten. Oradan biliyorum. STF Holding'de çalıştım zaten. Bunun 6-7 senesi. Ne kadar mutlu olursan iş yerinde, evde de o kadar mutlu oluyorsun abi. Çünkü o da iş yerinde rahatlık, evdeki mutluluk. Çoğu vaktini belki orada geçiriyorsun. Aynen yani. Öyle. Yani çok çok rahat oluyor. Onun için ya oradayken dövme, orada da dövmem vardı. Evet ya, ben ilk iki dövmeyi orada çalışırken yaptım ve orada da çok normal karşılamışlardı. Çünkü normal bir şey. Ya aslında normal ama birçok yerde bu rahatlığı bulamıyorsun. O ne yani, bunun yüzünden hamile kalmayacak. Kadınlara özellikle çok daha büyük bir şey var. Mobbing var. Evet ya. Onu çözülmesi lazım aslında ama inşallah ileriki zamanlarda çözülür. İşte sen, ben, o, birileri, siz kıra kıra yani, parçalanacak o. Yani yapılınca yapılıyor. Yapılınca yapılıyor. Yapılınca yapılıyor, aynen öyle. Onda şey yok. Kimse çekinmesin, korkmasın. Evet. Aynen öyle. Eğer... Güzel de mesaj verdim. Efendim, şöyle bir mesaj verebilir misin kameraya karşı? İşte onu yapamam lan. Yani bu ne ya? Güzel sesinde. YouTube, bak YouTube'dakileri hayranım yalnız. Evet. Öyle bir giriş yapıyorlar ki abi, hasta olma. Evet arkadaşlar falan böyle, ulan abi, ne oluyor lan? Abi ben hayatımda o kadar yüksek bir enerji, beni tanıyorsun ya. Abi onu yapamam yani. Abi yapılmaz, ben yapamam. Bana bazen diyorlar işte çok bayık konuşuyorsun işte şöyle böyle yani. Biri kim demişti hatırlamıyorum. Söylediklerini seçen ve düşünen adam tonunu ve işte konuşma tarzını belirler. Hı hı. Diğeri ezbere konuşuyor. Bir es yok, bir düşünme yok, bir dinleme yok karşındakine. İnsanlar da bunu anlamıyor ve seviyor çünkü beynini uyuşturuyor. Gerçekten öyle giriyor adam yani. Abi, merhaba arkadaşlar. Mesela barlarda da yüksek sesli yani müzik çalar ya. Hmm. Ben de biliyorum. Bunun nedeni çünkü sen oraya git, çeker o seni böyle. Diye gidersin böyle. Hiç düşünmezsin. Gidersin. Çünkü burada zevk var, eğlence var dersin. Aynen. O zaman o yüzden adamlar böyle yüksek yüksek giriyor. Bir şey vaat ediyor gibi, aslında içi boş. Yani hepsine değil tabii, yanlış anlaşılmasın. Ya var genel birkaç tane sağlam tabii ki. Sevdiğim YouTuber yani var, Instagram'dan da var aynı, aynen, şekilde birkaç tane. Kimse alınmasın. Ama öyle hani saçma sapan, ya bunu başlatan bir kişi oldu, ondan sonrasının devamı geldi ama... Evet, evet. Ama işte insanlar kadir kıymet şey bilmeli. Diyemiyorsun ki abi, izlemeyin, izlettirmeyin. Öyle bir hakkımız da yok. Yani izleyen işte izlesin ama ben yapamam da izleyemiyorum ben. Rahatsız oluyorum. Yani şöyle bir şey de var mesela, hani bu... yemek programlarında şey derdi böyle, işte biri katil olmuş, bilmem ne olmuş, böyle diziler, filmler vesaire. Ama öyle bazı sahneler oluyor ki, öyle acıtasyona giriyorlar ki ya, rahatsız sanırım oluyorum abi, hiç izleyemiyorum öyle şeyleri. Evet, çok şöyle kötü oluyor. Çok, çok yanlış. İzleyemiyorum. Onun için, neyse abi, bir dövme yapacağım. Adam şey oldu benim. Hayır, fırsattan istifade yapmak istiyorum. Ben. Çünkü adam yapmıyor. Alakası yok ya. Nasıl satıyorsun insanların karşısında? Evet. Sen istediğinde gelme mi dedik? Ya bir daha yapmam demiştim. Ondan sonra sonra. Ne zaman dedin? Yani şakaydı tabii ama. Şakaydı tabii. Ben ciddiye almışım abi. Manyak. Ya, yok yok. Yapalım. Yakın yok, zamanda yapalım. Yakın zamanda bir tane yapalım. Ya her dakika geliyor bana, bu da şey yapıyor ya. He. Hiç gelmesem iki günde bir buradayım. Geliyor, sigara içiyor, kahve içiyor, gidiyor. He. Ha. Falan diyor. Neleş oğlum. Oh, neleş.
Tabii ki. Agaya her zaman. Agaş, lütfen. İyi, teşekkür ederim. Gerçekten bence keyifli oldu ya. Fena olmadı. Güzel oldu, evet. Bence çok tatlı oldu. Evet. Teşekkür ederim. Mesajlarımız güzel geldi. İnşallah. Abi güzel, bence çok tatlı konuştuk. Şimdi insanlara izninle bir dövme hikayelerine bir not düşeceğim. İzin varsa. Lütfen, lütfen. Şimdi... Ama normalde kamerayı çevirmen lazım kendine, öyle yapamam. Yok, ben öyle şeyler yapamam. Dövme hikayeleri konuk aldığım bir format. Bunu her programda da açıklıyorum. Bu 4. bölüm ve işte Ozan'layız. İlk 2 bölümü aynı kişilerle çekmiştik, 2 arkadaşla. 3.'yü Arda ile, 4.'yü Ozan'la. Böyle gidecek. Ozan bir daha 7. bölümde de gelebilir bu arada. Olabilir isterse beyefendi. Bak. Sürekli gelsin. Başımın üstündeleri var. Single yani, çıksın da anlasın. Yani aynen, single çıksın sonra gelsin. Böyle single çıkan şarkı. Eline mikrofon vereceğim böyle. Adımız çıksın bir yerde de öyle gelelim yani. Yani ama bu arada gerçekten mevzu muhabbet burada. Hikaye, işte dövme hikayeleri. Hikayesini konuşuyoruz. Dövmeyle alakalı konuşuyoruz ama farklı şeyleri de anlatıyoruz. O yüzden bu programda böyle tabii çok fazla bilgi var yine ama böyle didaktik bir program değil. Dövme muhabbetleri diğer format öyle. Ben kameranın karşısında böyle çuk gibi oturuyorum ve bir şeyler anlatıyorum. Dövmede solmayı anlatıyorum mesela. O da bence şey tatlı. Çok verimli bir. Ama bir tip mesela tabii ki böyle şeyler kakara kikiri olmuyor. Evet. Ben bunu daha çok seviyorum yani. Evet. Orada kamerada böyle. Tek başına olduğun zaman sadece tek kamera... Tek değilim aslında. Kamera arkasında Esin var. Aa, evet. Esin var ama yani o ses olarak da ben böyle tek başına 100 kilo adam. Ama yine de kameraya bakarak konuşuyorsun yani sonuçta. Esin'e bakarak konuşuyorsun. Esin'e bakarak konuşuyorsun. Valla. Kameranın direkt arkasında mı okuyorsun? Bir kere izlesen. Bir kere izlesen dedi. Nasıl lafsa. Bu laftan sonra kapatalım. O zaman Esin direkt kameranın arkasında oturuyor. Evet. Ha, işte. O zaman kameraya bakıyor musun? Kameraya gibi? Bakmıyorum. Hafif şöyle bakıyorum. Röportaj verirken de şöyle yani. Anladın mı? Böyle konuşuyorum. Allah Allah. Evet. Ben niye öyle? Kameraya da bakıyorum arada bir. Arada bir bakıyorum. Oraya denk gelmiştin. Atlatarak izliyorsun ya. Üf. Haydi bakalım. Hadi biz gidelim sigara için. Daral. Dur bir, hemen gidiyor ya adam. Oğlum gidelim dedi. Konuk hemen gidiyor. İyi bir şey de insanlar. Görüşürüz. Bay bay bir şey. Ya işte bu sonlar bende yok, biliyor musun? Bende de yok. Çok beceriksiz. Valla yani öyle kamera karşısında şey yapamıyorum ben böyle. Evet değil mi? Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sonra görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Bye bye.